Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. 9. sınıfın 2. dönemine geçiyoruz. Kendimize öyle hedefler koymalıyız ki 9. sınıfın 2. dönemi bizim için anlamlı olsun. Şimdi ben size birbirinden güzel 3 maddeyle bir şeyler anlatacağım. Kulak verin. Evet sevgili arkadaşlar, LGS temposunu geçen yıl geride bıraktığımızdan beri sanki bir şeyler yolunda gitmiyormuş gibi olabilir. Bunu aslında bizlere göndermiş olduğunuz mesajlardan çok rahatça görebiliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, özellikle bu saatten sonra neler yaparsak bizim için bir şeyler anlam kazanır. Biliyorsunuz 9 ve 10. sınıf konuları aynı zamanda TYT'de bizim karşımıza çıkacağı için çok da fazla yorulmadan bir şeyleri azar azar ama güzel bir şekilde yaparak başarılı olmamız mümkün. Şimdi sevgili arkadaşlar, bununla ilgili olarak tabii ki ilk maddemiz direkt bizim karşımıza çıkıyor. Düzenli çalışma becerileri. Zaten geride bıraktığımız günlerdeki asıl problemimiz bu olduğu için artık şöyle herkes şapkayı önüne koyacak ve nerelerde eksik yaptık, bunu neden yaptık, bizi bunu yapmak için alıkoyan şeyler neydi, bunların hepsini şöyle bir ortaya dökmemiz lazım. Sonrasında ise bizim artık harekete geçmek için bir şeyleri yapabiliyor olmamız lazım. İşte bu bir şeyleri yapabiliyor olmanızı sağlayacak temelde herkesin yapması gereken şeylerin ilki tabii ki artık düzenli çalışma becerilerini kazanabilmeniz. Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili olarak her gün çalışmanızı, gerekirse çok az çalışmanızı isteyebiliriz. Biliyorsunuz az çalışmak hiç çalışmamaktan iyidir. Bu yüzden bazı arkadaşlar ben bir çalışma temposuna girmeliyim derken kendilerine çok ağır programlar uygulayabiliyorlar. 9. sınıf itibariyle tabii ki yapmak isteyenler yapabilir ama böyle yüksek bir tempoya sevgili arkadaşlar gerek yok. Dolayısıyla sizlerin yapması gereken haftanın 5 günü veya 6 günü neyse çalışma sürelerini önceden belirlemeniz ve bunları istikrarlı bir şekilde uygulamanız. Bazı arkadaşlar 3 gün uyguluyor ama 5 gün hiç dersin başına oturmayabiliyor. Bu da maalesef disiplinsizliği, istikrarsızlığı getirdiği için çalışmalarımız maalesef anlam kazanamayabiliyor. Bu yüzden ne yapacağız? Her gün çalışacağız, düzenli çalışacağız ve istikrarlı olacağız. Sevgili arkadaşlar, bunun yanında çalışmalarımızı yaparken hocam çalışacağız ama ben ne yapacağım diyen arkadaşların sesini duyar gibiyim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle yapmanız gereken şey okulda dersi derste çok iyi dinlemek. Bunu yaptıktan sonra döndüğünüzde bir konu tekrarı yaptıktan sonra biraz da soru çözümü gerçekleştirirseniz işte yapmanız gereken şeyi tam olarak yapmış olursunuz. Acaba ben bugün ne çalışacağım sorusunu sormamanız için zaten o gün okulda ne işlenmişse bunların tekrarı artı bunların soru çözümü ve tabii ki buradaki yanlışlarımızın ve boşlarımızın da 48 saat içerisinde öğreniliyor olması birçok noktada eksiğinizin kapanmasını sağlayacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu söylediğim şeyler çok fazlaymış gibi görünebilir ama ortalama 1 saatlik 1,5 saatlik çalışmalar tüm bunları halletmeniz için yeterli bir süre ve tabii ki bunları düzenli olarak yapan arkadaşlar da yazılı haftası geldiğinde çok sıkışmazlar ve rahat rahat güzel güzel çalışmalarını gerçekleştirdikleri için sınav haftasında da kaygısız, stressiz, endişesiz bir şekilde sınavlarına girip yüksek puan elde edebilirler. Evet, gelelim ikinci maddemize. 9. sınıfın 2. döneminde düzenli çalışma becerilerinin haricinde bir de düzenli okuma becerilerini kazanmış olmamız lazım. Maalesef ülkemize baktığımız zaman 10.000'de sadece bir kişinin ortalama olarak düzenli okuma becerilerini kazandığını görüyoruz. İstatistikler bize bunları söylüyor. Sevgili arkadaşlar, madem okuma anlamında bu kadar geri bir durumdaysak bizim buna bir el atmamız gerekiyor. Çünkü ülkemizin de dünyanın da en başarılı, en saygın, en zeki kişilerine baktığımız zaman bu kişilerin ortak özelliğinin düzenli okumalar yaptıklarını görürüz. Hocam ben bugüne kadar düzenli okumadım. Okuma becerilerini de henüz kazanmış değilim ve canım hiç kitap okumak istemiyor. Özellikle okuldan verilen kitapları okurken canım çok sıkılıyor. Ben de kitap okumaktan soğuyorum diyen arkadaşlara da bazı tavsiyelerimiz var tabii ki. Sevgili arkadaşlar, sizler öncelikle ne bulursanız okuyun. Yani canınızın okumak istediği şeyleri okuyun. Bu evreyi böyle yavaş yavaş gerçekleştirdiğiniz zaman sonrasında da yavaş yavaş hacmi düşük yani sayfaları az olan hikaye kitaplarıyla başlayabilir. Sonrasında da yine ilgi alanlarınız doğrultusunda bir kitapçıya giderek istediğiniz kitapları seçerek okumalarınızı başlatabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sizleri anlıyorum. Eğer okuma becerilerini kazanmamışsanız şu cümleyi rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Hocam ben okumayı sevmiyorum ve muhtemelen de sevmeyeceğim. Sevgili arkadaşlar, bunu sizlere özellikle ifade etmek istiyorum ki bu cümleyi kurabilmemiz için önce kitaba yeterince şans vermemiz lazım ve maalesef ben birçok arkadaşımızın kitaba zaten gerektiği kadar şans vermediğini düşünmekteyim. Bir iki denemeyle birlikte onu sevmediğimizi ve onu yapamadığımızı söyleyip ondan tamamen uzaklaşmak maalesef bizi birçok şeyden uzaklaştırır. Unutmayın, kitap okumayanlar yalnızca bir hayatı yaşarken, kitap okuyanlar ise bir hayatın içerisinde onlarca hayatı yaşarlar
ve bu da sizi geliştirir. Ve tabii ki bunun yanında da sizlere bir tavsiye vermeden geçmeyeceğim. Türk Edebiyatı'nda birçok yazarımız var. Ben sizlere bugün 3 tane yazar tavsiye edeceğim. Bu yazarlarımızın kitaplarını edinebilir, okuyabilirsiniz. Bu isimlerden biri Peyami Safa, biri Yakup Kadri, biri de Sabahattin Ali. Bu 3 yazarımızın da birbirinden güzel eserleri var. Dileyen arkadaşlar eğer bir tavsiye istiyorlarsa yararlanabilirler. Ve gelelim son maddemize. Son maddemiz düzenli yaşam becerileriyle alakalı. Sevgili arkadaşlar, eğer yaşamımız bir anlam kazanırsa enerjik hissederiz, pozitif oluruz ve mutlu oluruz. Eğer bu duygu durumları günümüzün büyük bir çoğunluğunu ifade ediyorsa işte başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok. Bununla ilgili olarak arkadaşlar, eğer düzenli beslenirsek, uyku saatimize dikkat edersek zaten fiziki olarak iyi hissetmemiz gereken şeyleri sağlamış oluyoruz vücudumuza ve bunun yanında da ruhumuzu doyuracak, manevi anlamda da kendimizi geliştirecek şeyleri, hem ders çalışma hem kendimizi geliştirecek diğer aktiviteler, bunları da eğer programımıza alırsak işte o zaman düzenli yaşam becerileriyle kendini bilen, kendini iyi dinleyen, çevresine yararlı olan bir birey oluruz. Ve sadece 9. sınıfımız değil, hayatımızın geri kalanı bir anlam kazanmış olur. Unutmayın, atacağınız bir küçük adım, bunu her gün yaptığınız zaman ileride dev bir adıma dönüşür. Evet sevgili arkadaşlar, sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bundan sonrası için neler planladınız? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.